Şimdi arkamda yakından gelip görelim. Bazı kelimeler görüyorsunuz. Böyle evet hoş duruyor ama o amaçla yapmadık tabii ki. Bu dünden beri konuşulan strateji belgesinde zikredilen kelimeler bunlar. En fazla zikredilen kelimeler. İşte bir Halile Girizgah var. O ulusa sesleniş bölümü. Trump'ın ilk daha belgeyi açıklamadan önce ettiği o laflar arasında en fazla hangi kelimeler geçmiş? Bunun bir göstergesi olarak bakınız buna. İşte Amerika Amerikan yoğunluklu. Ben anlatmayayım çünkü birazdan bu çalışmayı yapan kişi anlatacak. Diğerini de alalım. Belgenin kendisine bakalım. Bu strateji belgesinde hangi ifadeler, hangi kelimeler en fazla zikredilmiş? Bir de onu görelim lütfen. O da gelsin. Şimdi burada da işte İran, düzen, güven, askeri tehditler, bu tip daha büyük yazılmış kelimeler metin içerisinde en fazla geçen kelimeler. Şimdi bu çalışmayı bizim için gazeteci ve akademisyen Selin nasıl yaptı? Şimdi kendisine soracağız. Trump'ın strateji belgesinde en çok geçen kelimelerin dökümünü çıkardı Selin Nasi. Bize anlatsın Selin Nasi. Yani bu belge aslında ne söylüyor bize Selin Nasi? Öncelikle bu bir retorik analizi. Dolayısıyla biz sadece metin içerisinde vurgulanmış olan kelimelere bakarak metnin bütününe dair bir takım anlamlar çıkartıp yorumlamaya gayret ediyoruz. Dış politikada Amerika Birleşik Devletleri'nin bundan itibaren izleyeceği stratejik açıdan öncelikleri neler olacak? Bunları tespit etmek amacıyla bu çalışmayı yapıyoruz. Sizin de dediğiniz gibi bizim önümüzdeki bu Word Cloud dediğimiz çalışma değerlerden ziyade çıkarları odağa yerleştiren bir dış politika vizyonu olduğunu gösteriyor. Mesela demokrasi vurgusu oldukça az, hatta gözükmüyor bile. Demokrasi yerine metnin birçok yerinde daha çok özgürlük kullanılmış. Aynı zamanda Amerikan dış politikası açısından hem devamlılık hem değişkenlik gösteren bir takım öğeler var. Ön plana çıkan askeri, Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri ve ekonomik üstünlüğünü yeniden kazanmasını sağlayacak ve bunu muhafaza etmesini sağlayacak bir yol haritası sunuyor bize aynı zamanda. Ama buraya baktığımızda mesela Reagan dönemi ile biraz benzerlikler görebiliyoruz. İşte barışı güçle kurabileceğimiz ilkesi ne vurgulamışlar birçok yerde. Gene bazı yerlerde çok taraflılıktan bahsediyorlar ama biz biliyoruz ki hani NATO olsun veya Avrupa ile ilişkiler olsun, bu müttefiklerin çıkarlarını Amerika'nın çıkarlarını önceleyecek şekilde nasıl bunları bağdaştırabilecekler henüz belli değil. Muhtemelen yazıda yazılanlarla retorikle uygulama arasında bir makas ister istemez açılacak ve bir takım çelişkiler ortaya zaten çıkmış durumda ve bu çelişkileri daha fazla yaşamaya başlayacağız biz. Ama daha sertlik yanlısı bir döneme gittiğimizde, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin daha çok kaba güç kullanmayı tercih edeceğini söyleyebiliriz. Zaten hali hazırda Dışişleri Bakanlığı'nın azalan bütçesi, buna karşılık Savunma Bakanlığı'nın bütçesindeki artış da bize gene bu anlamda bir ipucu vermekte. Gene şunu da söylemek lazım. Amerika Birleşik Devletleri liderlik etme niyetinden vazgeçmiş değil. Dünya her ne kadar daha rekabetçi bir ortama evrilse de Amerika Birleşik Devletleri ben bu liderliği kimseye bırakma niyetinde değilim de demiş oluyor bu belgeyle beraber. Bizi göremeyip dinleyenler de var senin nasıl? Dolayısıyla mesela radyolarından dinleyenler var. Şimdi onlar merak etmiş olabilir. Trump en çok hangi kelimeleri zikretmiş acaba diye. Şimdi sizde Türkçesi var. Bende İngilizcesi var. Ben göremiyorum sevgili Ahşin. O yüzden tamam, keşke televizyon arkaya, olmadığı için. Tamam, ben izah edeyim. Daha doğrusu en çok kullandığım kelimeleri söyleyeyim. Selin nasıl da yorumunu yapsın o zaman. Şimdi gördüğümüz kelimeler şöyle. Mesela İran, Amerika, Amerikan, Amerikan kıtası, Amerika kıtası, Amerikan toplumu, bir Amerika vurgusu var. Evet, işte Amerika first. Öncelikle Amerika. Önce Amerika gelecek. Evet. Ne demek? İşte askeri güç diyor bu bize. Şöyle, zaten kendi kampanya sloganından da bildiğimiz gibi önce Amerika diyordu Trump. Şimdi dış politika ulusal güvenlik stratejisi belgesinde de Amerikan çıkarlarını her şeyin üzerinde gözetmeye çalışacağız diye açık ve net ortaya koymuş oluyor. Bu tabii şöyle hiyerarşik bir yapı olarak düşünürsek diğer müttefiklerle ilişkilerde, uluslararası anlaşmalarda, uluslararası örgütler içerisinde de her türlü yapılacak düzenlemenin Amerika'nın çıkarlarını koruyacak şekilde yeniden
düzenlenebileceği şeklinde de yorumlamak mümkün. Aslına bakarsanız malumun ilanı. Yani biz uluslararası örgütlerde de zaten hani eşitlikçi bir söz hakkı veya temsiliyet olduğunu zaten savunmuyorduk. Ama bunun bu kadar net bir şekilde belgede söylenmesi de bir taraftan liderlik etmek isteyen Amerika Birleşik Devletleri'nin nasıl bir eşitlikçi, işte demokratik, özgürlükçü bir ülke olarak, örnek olarak liderlik edeceğini de sorgulamamızı yol açıyor, evet, bana sorarsanız. Bir de tabii tekrar üstünden geçmekte fayda var. Tehdit olarak belirtilen ülkeler özellikle Kuzey Kore ve İran, bunun yanı sıra Çin ve Rusya rakipler olarak belirtilmiş. Devlet dışı aktörler arasında da IŞİD, El-Kaide ve Hizbullah da var. Bunu bekliyorduk. Çünkü Hizbullah'ın terör örgütü listesine alınması için Avrupa'ya da bir çağrıda bulunmuştu Donald Trump. Buradan da ilerleyen dönemde İran'ın çevrelenmesinin, hatta geri püskürtülmesine de gidebilecek daha sertlik yansı bir politika izleyeceği yorumu da çıkarmak mümkün. Peki, İran'da zaten büyük harflerle görülüyor şu anda da ekrandaki, evet, o grafikte. Bunun sebebi Trump'ın... İran ve IŞİD. Evet, hı-hı, İran ve IŞİD, DAEŞ, hangi kısaltmayı, hı-hı, kullanıyorsak. Dolayısıyla gündeminde bunlar var, zihninde bunlar var demek hem Trump'ın hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin. Çok teşekkür ediyoruz Selin Nasiye. Çok teşekkürler, iyi yayınlar. Bu sıra dışı yöntemle bize analiz etmiş oldu neler söylediğini Trump'ın bu metinde ve Amerika Devleti'nin ne söylüyor olduğunu şimdi.